Veysel Bey, yine bir fuarda birlikteyiz. İstanbul'da son tesisim bugün ilk gün. Neler söyleyeceksiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi ilk gün, öğlen vakti. Bir hareket var ama daha umduğumuz gibi değil ama ilk güne göre normal. Peki 2024 nasıl başladı, nasıl gidiyor? Hani tekstilin ardından şimdi diğer bir ev tekstil fuarı İstanbul'dayız. Tabii ki maliyetler oldukça yüksek. Bunun üzerine daha fazla da yorum da yapabiliriz. Dünyada yaşanan olumsuzluklar da devam ediyor. Sizin için nasıl geçiyor sanırım? Şimdi dünyadaki veya Avrupa bazlı bahsedeyim. Çünkü denizinin %60 ihracatı, %65 ihracatı tamamen Avrupa. Avrupa olduğu için bizim de öyle. Hatta bizim ihracatımızın %95'i Avrupa. Avrupa'da bir daralma var. Müşterilerle de görüşmelerimizde bunları duyuyoruz. Sahadayız zaten, ziyaretlerimiz oluyor. Haim Tekstil'den sonraki görüşmelerde oradaki e-satışta yaklaşık bir %40 gibi gerileme var. Normal mağaza satışlarında %30 gibi gerileme var. Ama yine de mücadelemizi veriyoruz. İçerideki bizim maliyetler yüksek. Bunu artık nasıl çözeriz? Yani herkesin dediği mutlaka size euro doların paritenin şey olması, düşük kalması. Bunu söylüyorlardı muhtemelen. Tabii o da var ama bir daralma da var. Yani daralma olmamış olsa. Hammaddede var, enerjide evet. Var. Hepsini üst üste koyunca tabii ki bir sıkıntı var. Evet, valla çok krizler gördük, çok şeyler gördük. Biz mücadelemizi veriyoruz. Yani devam ediyoruz. Edeceğiz de. Yapacak bir şey yok. Bu dönem de geçecek. İnşallah yılın ikinci yarısı daha iyi geçeceğine umut ediyoruz hepimiz. İnşallah. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar sizlere de.